Arkadaşlar buraları hızlıca bir toplayalım. Ondan sonra çıkabiliriz. Bugün çalışmıyoruz, tamam? Tamam abi, biz hallederiz. Günaydın. Daha toplanmamış buralar. Halledeceğiz biz şimdi. Diğerleri nerede? Onlar izinli. Dün çok yoğun olduğumuz için şef bugün çalışmıyoruz dedi. Biz de işte şimdi buraları halledip hemen çıkıyoruz. Yok. Öyle hemen gitmek olmaz. Daha çok işimiz var. O deponun oralar falan rezalet. Onları bir toparlayacaksınız. Sonra benim kafamda birkaç bir şey daha var. Berkay sen benle gel. Şu saksıları bir düzeltelim. Kolay gelsin. Bu ne şimdi ya? Merak etme. Ben Bülent abiyle konuşurum. Hallederiz. İyi, nasıl halledeceğiz? Sanki başka derdimiz yokmuş gibi bir de bu kadın çıktı şimdi. Bir dakika, bir dakika. Yani şimdi Sinan tıp fakültesini Pelin yüzünden bıraktı, öyle mi? Evet. Berkay bana bak. Doğru duyduğuna emin misin? Ceyda Hanım, eminim dedim ya. Tamam, her şeyi unut. Her şeyi bana en başından tane tane tekrar anlatıyorsun. Bakın, ben onları içeriden konuşurken duydum yani. Ceyda, sen iyi ki geldin. Bir başına hiç tadı olmuyor biliyor musun? Restorana gitmiştim, aklıma geldin. Dedim bir uğrayayım, ne yapıyor, ne ediyor? Kurban olurum ben sana. Melia teyze. Canım. Ya geçen gün bu devir işlemlerini yaparken fark ettim. Sinan lise mezunu gözüküyor. Yok, benim oğlum Amerikalarda okudu. Sadece oradaki okulun denkliği buraya uygun düşmüyormuş. Onun için öyle görünüyor. Evet, biliyorum Amerika macerasını da. Ne bileyim, öyle görünce şaşırdım. Peki niye bıraktı tıp fakültesini? Üstelik de İstanbul Tıp Fakültesi'ni. Biliyor musun? Rahmetli babası o kadar çok sevinmişti ki fakülteyi kazandığında 3 tane kurban kesti. Bütün mahalleye yemek verdi. Tabii. Zor bir şey yani tıp fakültesi okumak, kolay değil. Benim oğlum birincilikle okuyordu. Evet ya, onun dersleri... niye bıraktı o zaman? Hastalık falan bir şey mi oldu? Ben unutmuşum oraları. Siz de hemen konuyu kapatınca. İşte... bu böyle bir gün geldi. Anne, ben okulu bıraktım dedi. Şaka yapıyorsun değil mi? Şaka değil mi oğlum bu? Yani yoksa koskoca tıp fakültesi bırakılır mı evladım? Bir tane. Sen de daha fazla sorma. Nasıl sormam evladım? Tıp fakültesini bırakıyorum diyeceksin. Anne olarak ben sana hiçbir şey sormayacağım, öyle mi? Evlatçığım, 2 senen kalmış şurada. İnsanlar can atıyor bu okula girmek, bu okuldan mezun olabilmek için. Üstelik sen okul birincisisin evladım. Şimdi sen acık fevri şey ediyorsun. Yani sen sakinleşsen de şöyle bir akıllı uslu bir düşünecek olsan sen zaten doğru yolu bulursun be evladım. Yani şimdi ben de babana gidip de yani bunu ben babaya söylenmez ki böyle şey. Baban ne yaptı biliyor musun? O şeyde bir pirinççi bir arkadaşı var ya, ona gitti de babam böyle senin için o adı neydi, o bir şeyler var ya sizin hani, isimlik yaptırdı baban ya sana, üzerinde böyle Doktor Tankut Sinan Yılmaz yazıyor pirinçten masana koymak için. Canımın içi. İki gün evde kalma yavrum. Gitme, ben babana bir şey söylemeyeyim. Annem ne olursun. Dinlen be çocuğum. Bir tane. Tamam. Ben de afata okula gidemem.
kıyamam yavrum. Kim kıydı sana? Yavrum söyle benim bir tanem. Sana ne yaptılar? Canım. Peki ne olmuş? Neden bırakmış okulu? Biraz içine kapanık bir çocuktu. Kızım birini sevmiş, kıyamadım. Kız da onun duygusuna cevap vermemiş. Onurunu da kırmış. Yataklara düştü yavrum. Toplayamadık bir türlü çocuğum. Kız kimmiş peki? Çok uğraştım yavrum, çok uğraştım ben onu konuşturabilmek için ama... söylemedi bir türlü. Bir elime geçirseydim ben o kızı. Tamam, duygularına karşılık vermek zorunda değil. Sevmeyebilir. Ama onuruyla oynanmaz ki. Delikanlı bir adam bu sonuçta. İstikbaline mal oldu çocuğum. Geçmiş zaman be Melia teyze. Geçmiyor. Ceyda bazı şeyler geçmiyor be evladım. Benim böyle büyük ahım var ki. O kıza o kadar büyük ahım var ki. Eminim onun da iki yakası bir araya gelmiyordur. Gün yüzü görmediğine eminim. Melia teyze ben artık kalkayım. Biliyorsun Sinan yok bugün. Restoranı da boş bırakmaya gelmiyor yani. Doğru yavrum, doğru. Ceyda kimse yok değil mi bugün yavrum orada? Hayır yok. Bizim mahalleli çok merak ediyor restoranı. Hele bir teyzemiz var. Görmeden gidersem gözüm açık gideceğim diyor. Ben onları toplayıp getirsem bugün. Hazır kimseler yokken. Çünkü müşteri varken uygun düşmez. Yani bir tatlı versek yeterli. Ay ne demek canım? Ya mekan senin mekanın. Buyursunlar gelsinler. Ya. Ay sağ olasın kızım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.